Değerli izleyiciler merhabalar. Mardin'den herkese selamlar. Dostlar video izlemeden önce kanalımıza abone olarak destek olursanız sevinirim. Bugün Mesut Furkan, namı değer Derdo abinin küme ziyaretindeyiz. Derdo abiyle hem kuşlarını çekeceğiz hem güvercin hakkında sohbet edeceğiz inşallah. Şöyle Derdo abinin manzarası da güzel maşallah. Derdo abi merhaba. Merhabalar canım. Nasılsın abi? Teşekkür ederim, hoş geldin. Hoş bulduk, çok şükür, Allah razı olsun. Derdo abi biraz kendini anlatır mısın? Kaç yaşındasın? Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Valla yaşım 46 Ercan. Alhamdülillah Mardinliyiz tabii ki. Evet. Ama büyüme de buralıyım. Evet. Ben 14-15 yaşlarından beri kuş besliyorum. Ama ilk başladığım zaman genelde hep dişi besliyordum, sesleri çıkmasın diye. O kadar ki seviyorum, o kadar ki bağlıyım kuşlara. Şimdi arkadaşlar diyecek, niye dişi? Erkekler ötünce annem ya birisine veriyordu ya da beni evden kovuyordu. Ben inadına dişi besliyordum. 4 tane dişi mesela, sessiz. Uçuruyordum, gizliyordum. Soğanla patates arasında öyle seviyorduk. Hala besliyorum da çok iyi kuşlar gördük, çok boş kuşlar gördük. Her yerde olamaz çünkü. Her yerde olsa tadı yok. Herkes de zengin. Kim çalışacak? Herkes zengin. Kim madana yapacak? Aynen. İyi kuş az olduğu için millet daha da bastırıyor. Vallahi biz de işte yaklaşık bir 25-30 yıldır bu damalları koruduk, takip ettik. Ha daha güzelleri olursa el elden üstündür illaki. Kırdırırım. Bulamadığım için de ipin ucunu bırakmam. Severim yani. Yıllardır bu damalı. Sizde var, sizde var. Ama her zaman aynı kardeş iyi olacak. Ben diyemem şahsen. Uçuruyorum yumurta kardeş. Birisi güzel, birisi orta. Yani garanti yok. Havada izlerse, inerse belki garantili olur. Yoksa diğer bir sonraki partisi mesela yavru çıkacak. Evet. Garantisi olmaz. Olmuyor. Ben içki içiyorum mesela, kardeşim namaz kılıyor. Aynı anne, aynı baba. Kuşlarda da öyle. Millet motor arıyor. Oysa değil. Ha birisi iyi çıkacak, birisi daha iyisi. Kırdıracak güzellerinden ve Allah bana nefes can verdi. Tekçe ben besleyeceğim. Çoğu insandan bana yakındır, iyidirler. Bağırıyorum, kızıyorum. Bazen ittiriyorum, ses etmiyorlar. Beni çok iyi anlıyorlar. Ben de ağzımdan kesip onları yediriyorum. En güzel ilaç, en güzel yemek, en güzel bakım, en güzel temizlik. Onlarla olduğum kadar insanlarla olmuyorum. Çünkü seviyorum. Allah bana daha güzellerini versin. Sizlere de hak edene, evet, dostlara. Hep güzellerini versin ama hak eden. Aynen abi. Emekli olur inşallah. Emeğine sağlık diyelim abi. Derdo abi hazırladığım bir kuş varmış. Bugün abi de izlemeye gelmiş herhalde. Allah geldi, yerini geldi. Ama ne yapalım, biraz hava serttir. Biraz da saat hava biraz dinerse uçuralım. Ama şu an valla içeridedir. Ama güzeldir, fena değil. Yerim gelmiş. 3-4 gibi bırakırım inşallah. Kısmet oldu, siz erken geldiniz. Evet. İşte bu Mardin'de biraz rüzgar sıkıntısı var. Evet abi. Biraz hava sıkıntılı. Karık hava bir de ya da sert oluyor. Mesela kaledir şu. Bu üçüncü uçuşu yani. Daha nefes açmamış. 10 dakika dönüyor ağzını. Evet. Herhalde ya herhalde. Ama dediğim gibi bir 10 gün uçsa inşallah hayırlısıyla bilet de almışız. Evet abi. İnşallah öyle sokakta kahvelerde restleşme zamanı bitti. Aynen abi. Festivalde kanıtlı tespitli olmasa kuşçu bir kuş yok demektir kardeşim. Ben bile olsam. Tespitli icraatlı yaparsan, bir derece alırsan, dediğim gibi bir sezonda her kümeste iki tane kuş çıkarsa en kral kuşçu odur. Hepsi olmaz ki. Bu çift için 100 tane çift besliyorum mesela. Yeğenidir, kardeşidir, elin var mı vermeye. Hepsi güzel olmaz. Ama dediğim gibi bir iki kuş için bazen 50 kuş besliyoruz. 50'si de olmaz. Bir sezonda 50-60 tane uçurduğum ben şahsen oluyor.
4-5 tane öyle arkadaşlar bahsetse, güzeldir dese, en büyük kuşçu benim. Sonuçta kendim beğeniyorsam herkes beğenecek. Beğendirmesem zaten kuşum yok ki. Gençlik döneminde kahvede, ne bileyim, etine, tavasına çok bıraktık. O devir bitti artık, festival. Kanıtlı, tespitli. İnşallah o da olacak. İnşallah abi, inşallah. Emeğine sağlık olsun inşallah. Şimdi Derdo abi, bu Ermeni zincirini soruyor bazı arkadaşlar. Ermeni zinciri nedir? Var mıydı eskiden? Ama Ermeni zinciri... Herkes Mardin kuşuna farklı istiyor. Kimisi Ermeniler, Mardin'de Ermeniler yaşamış. İşte bizim kuştur diyor. Zamanında batıya sattık. Yok bizim kuştur, bizim paramızla aldık. Ya kuş güzel oldu mu? İnsan gibidir. Kimisinin kaşı kara, kimisinin sarışı. Kimisi esmerdir, kimisi kumraldır ama sonuçta insan olacak. Kuş da güzel oldu mu yani, o zinciri oynatmaz o kuşu. Mühim olan gelip çıkacak zincir. Kaç metre o zincir mühimdir yani. Bu göksü onu güzel yapacaksa gitsin Miro beslesin. Ha icraat yapıyorsa, uçurmuşsa Ermeni de zincir de beslerim, Amerikan zinciri de. Ama millet körü körüne illa Ermeni zinciri güzel olacak alıyorsa valla bence en oluyor. Yani her Ermeni zinciri oynamaz. Her Mardin kuşu da oynamaz. Yani düşünsene, Allah-u Teala insana cennet vaat etmiş. İnsanın bile pisliği var. Doğru. Kuşun mu olmayacak? Doğru. Ermeni zinciri oldu mu güzel mi olacak? Değil, olmuyor kardeşim. Kuşu uçuracaksın. Gülü koklayacaksın. Eğer güzel koku varsa o gülde, kuş icraat yapıyorsa, baktım boz. Yani sen şimdi zincire mincire bakmıyorsun. Bakıyorum. Oyuna bakıyorsun. Oyuna bakıyorum. Yani Ermenidir, Süryanidir, öyle bir şey yok diyorsun. Kimisi tesbih koleksiyonu var, 100 milyarlık koleksiyonu var, güzel tesbihleri var. Hı. Ama çekemiyor, çivi asmış öyle duvara, izliyor. Evet abi. Ben çekmesem, zevkimi almasam, uçurmasam, ben ne anlarım o kuştan? Öyle öyle yapıp sevmek yok, uçuracaksın. Ha anne babası güzelse tabii kaybetmemek amacıyla kesip kendini koruyacaksın. Kimseye vermeyeceksin, onları ayırmayacaksın. Ama yavruyu uçurmasan, Ermeni zinciri İstanbul'da var, Ankara'da var, İzmir'de var. Havadaki zincir nasıl bilmiyorsun. Yani. Millet körü körüne alıyor. Miro gibi oldu. Bak şimdi Miro'lar 10 milyona düştü. 20 milyona düştü. Bunlar piyasadır. Hava kuşu besliyorsanız, hava kuşu arıyorsanız ilk önce koklayacaksınız, uçuracaksınız. Gözünüzle göreceksiniz. Kendini kandırmayacaksınız. Derdo abi, Allah razı olsun, kapını açtın bize. Her zaman bekleriz Ercan. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Çok sağ ol abim. Şimdi videonun sonuna geldik değerli izleyiciler. Derdo abi, söylemek istediğim bir şey var mı merakçı abilerimize? Vallahi Allah herkesin gönlüne göre versin. Seviyorsa, hak ediyorsa güzeller onların olsun, herkesin olsun. Ben şahsen istiyorum. Bana da versin, hak edene de, sana da versin, yeğenime de versin. Emek. Emek. Sonu ekmek olacak. Emek vermeden zordur yani. Herkes Allah gönlüne göre versin. Teşekkür ederim. Amin inşallah. Herkese bol şans yani. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Evet. Çok sağ ol. Değerli izleyiciler, videonun sonuna geldik dediğim gibi. Derdo abimin numarasını aşağı bırakacağım. Birkaç tane de kuş videosu var. Bugün maalesef kuş izleyemedik. Rüzgardan dolayı görüyorsunuz. Derdo abiyle iletişime geçmek isterseniz aşağı bırakacağım numaradan arayabilirsiniz. Sağlıcakla kalın değerli dostlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.